Bakınız, manevi dinamiklerimizin etkili olduğunu söylüyoruz. Ben edebiyat öğretmeniyim, yıllarca edebiyat öğretmeniyim. Beni en çok etkileyen mana alemindeki kemala kesbetmiş kamil insanlardan biri de Hoca Ahmet Yesevi'dir. Hani Piri Türkistan derler. Gerçekten böyledir. Öyle bir mana aleminde deruni bir anlamı var ki, öyle bir mana ihtiva ediyor ki Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşında vefat ettiği için 63 yaşına geliyor ve yerin üstünü kendisine haram ediyor. Meşhur bir şiir var, bunun gerekçesini izah ediyor. Ol sebepten 63'te girdim yeriye diye başlayan bir şiiri var. Ben Hoca Ahmet Yesevi ile, müsaadeniz olursa, ve firkate ebtergirin feryat jideste firkate jaru zaifu zergirin feryat jideste firkate diyen Molla-i Cezeri arasında hiçbir fark olmadığını, aynı hakikatleri, aynı bakış açısını, aynı ruhani atmosferi birinin Türkçe, birinin Kürtçe dile getirdiğini bu aziz millete anlatmak istiyorum. Ne olur, Molla-i Cezeri ile Hoca Ahmet Yesevi arasında fark koymayalım. Bırakın biri Türkçe söylesin aynı hakikatleri, biri Kürtçe söylesin. Ya da Fakiye Deyra ile Şeyh Galip arasında aşka, meşke, vuslata, hasrete bakış açısında milim bir fark yok. Biri Allah'ın bir ayeti olan Türkçe ile bunları dile getiriyor. Diğeri Allah'ın bir ayeti olan Kürtçe ile dile getiriyor. Biri ey dilberi ka menale diye başlayan bir şiir söylüyor. Diğeri mesela Fuzuli'deki gibi aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip kılma derman kim helakim zehri dermanındadır diyerek Türkçesini söylüyor. Niye Fuzuli ile Cezeri arasına ya da Şeyh Galip ile Fakih Teyra arasına niye fark koyalım? Niye ayrılık ayrılık olsun? Her ikisi de bizim kadim kültürümüzün, kadim medeniyetimizin birer parçasıdır. Bizim tarihimizde İsmail Bey hiçbir dönemde dil yasağı olmamıştır. Ne Büyük Selçuklularda, ne Anadolu Selçuklularında, ne Eyyubilerde, efendim ne Osmanlılarda dil yasağı diye bir yasak olmamıştır. Bu yasağın sebebi evet işte sistemin yanlış kurgulanmasından kaynaklanıyor. Sistemi yanlış kurgulayanlar bu yanlışa imza atmışlar ve maalesef bir, kendi memleketimizde huzursuzluk olmasına sebebiyet vermişler. İki, memleketimizin içerisinde Allah'ın vardır dediği bir şey yok demek gibi bir mesuliyete düşüyor. O vebali yükleniyoruz. Üçüncüsü de artık yerelliği aşarak bölgesel ve küresel bir boyut kazanmış olan Kürt meselesi üzerinden Orta Doğu denilen İslam coğrafyasını emperyalist emelleri doğrultusunda bölüştürmek ve dizayn etmek isteyen güçlere kapı aralıyoruz. O kirli ellerini ve kirli dillerini uzatarak içimize müdahale ediyorlar. Biz milyonlarca vatandaşımızın konuştuğu Kürtçe'ye mecliste bilinmeyen dil derken Amerika 11 bin, 12 bin kilometre öte taraftan ne demek diyor ya? Kim sana senin dilin yoktur diyor. Senin dilin şerefli bir dildir. Ben sana devlet bile vereceğim diyerek evet maalesef bizim de dostumuz, Kürt'ün de dostu, Türk'ün de dostu, Arap'ın, Laz'ın, Zaza'nın, Çerkez'in, Boman, Arnavut'un, Boşnağ'ın da dostu olmayan bu emperyalist güç buraya müdahale edecek açık bir alan görüyor. Gelin bu açık alanları kapatalım. Uzatılan bu kirli emperyalist dili ve eli keselim. Hüdapar çatışmayı tercih etmeden ama hakikati bütün çıplaklığıyla ifade ederek Diyarbakır'da konuştuğunu Bursa'da da konuşarak bu memleketin dinamiklerini göz önünde bulundurarak bu sorunları dile getirmeye ve bu sorunların çözülmesine katkıda bulunmaya kadirdir Allah'ın izniyle. Kürt meselesi bu şekilde çözülür. Aksi takdirde millet olarak bedel ödeyeceğiz. Ekonomimiz de kötüye gidecek. Sosyo-kültürel yapımız da kötüye gidecek. İşte şehirlerden
Türk coğrafyasının şehirlerinden bu taraflara doğru bir akın olacak. Buraya gelen insanlar da çok rahat edemeyecek. Şehirlerin sosyo-kültürel, ekonomik, demografik yapıları da maalesef etkilenecek bundan. Vesaire bir dizi hep beraber sorunlar yaşayacağız. Onun için bu can yakan, sonuçları itibariyle can yakan sorunu Hüdapar olarak çatışmacı değil, uzlaşmacı bir şekilde, şiddetli bir yol ve yöntem olarak reddederek Ankara merkezli memleketimizin birliği ve beraberliği içerisinde çözeceğiz Allah'ın izniyle. Ben bu konuda şu örneği de vermek isterim. Cengiz Han'ı bilge bir adam ölümden kurtarır. Cengiz Han bunun karşılığında bilge adama der ki, dile benden ne dilersen. Bilge adam der ki, senden dünyalık hiçbir şey istemiyorum. Sadece beni ara ara dinle der. Beni sadece ara ara dinlemeni istiyorum der. İsmail Bey, biz de bu memleketin idare mekanizmasına ve siyaset kurumuna diyoruz ki, dünyevi hiçbir talebimiz yoktur sizden. Aldığımız kararlar karşısında ne bize teşekkür edin, ne bize ikramda bulunun, ne ikbal ve istikbal vaat edin. Sadece ara ara bizi dinleyin. Bizi dinlerseniz memleket kazanır, millet kazanır, ümmet kazanır Allah'ın izniyle.